Yavru Keçiler Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda köylerde yaşayan çokmuş. Bundan yıllar yıllar önce uzak ülkelerin birindeki ormanda yavru keçiler yaşarmış. Bu yavru keçiler her zaman beraberlermiş. Ormanların balta girmemiş, insan eli değmemiş yerlerinde çok mutluymuş bu yavru keçiler. Ormanın en güzel yerlerinde hep beraber gezerler, bol bol eğlenirlermiş. Hep birlikte tazecik otlardan yerler, tertemiz, soğuk sulardan içerlermiş. Arada oyun da oynarmış yavru keçiler. Günlerden bir gün yağmur yağmaya başlamış. Yağmur günler günler boyu devam etmiş. O kadar çok yağmış ki sonunda çok büyük bir sel olmuş. Ve sel yavru keçileri almış götürmüş. Yavru keçiler birbirlerinden ayrı yerlere sürüklenip gitmişler. Birbirinden ayrıldıkları için de hem çok üzülmüşler hem de çaresiz kalmışlar. Aynı zamanda çok da korkmuşlar. Sel suları çekildikten sonra yakınlardaki köyün çobanı ormanı gezmeye çıkmış. Ormanda gezerken dağın bir yamacında bir yavru keçi, diğer yamacında başka bir yavru keçi derken yavru keçilerin hepsini bir bir toplayıp köydeki ahırına götürmüş. Yavru keçiler büyük bir selle birbirinden ayrılmışlar ama köyün çobanının onları bulması sayesinde de tekrar bir araya gelmişler. Köyün çobanı yavru keçileri güzelce ahıra yerleştirmiş. Onlara yem ve su vermiş. Keçiler bir araya geldikleri için çok mutlu olmuşlar. Sanki yeniden doğmuş gibi sevinmişler. O günden sonra da çoban onlara çok güzel bakmış, büyütmüş, her birini güzel birer keçi olarak yetiştirmiş. Birkaç yıl sonunda da bizim yavru keçiler artık yetişkin keçiler olmuşlar. Onların da yavruları olmuş. Artık çobanın bir keçi sürüsü varmış. Yavru keçiler yavrularıyla birlikte bir ömür boyu mutlu mesut yaşamışlar. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri köyün çobanına, biri de masalı anlatana. Nasrettin Hoca ve Doğuran Kazan. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda masal anlatan çokmuş. Bizim Hoca Nasrettin köyünde komşularıyla mutlu mesut yaşarmış. Günlerden bir gün hocaya büyük bir kazan lazım olmuş. Bunun üzerine de gidip komşusundan kazanı almış. Pişireceğini pişirmiş, işini bitirip kazanı bir kenara koymuş. Ama kazanı komşusuna tekrar geri götürmemiş. Birkaç gün geçtikten sonra kazanın sahibi komşu gelip hocadan kazanını istemiş. Hoca da her zamanki tavrıyla komşusuna küçük bir kazan verip "Senin kazan doğurdu. Gözün aydın komşu." demiş. Komşunun gözü parlamış. Kazanın doğurduğunu duyunca mutluluktan uçacak olmuş. Sanırsın memleketin en zengini olmuş. Komşu küçük kazanı alıp gitmiş. Birkaç gün sonra bu komşuya büyük kazanı lazım olmuş. Küçük kazanlarla pişiremeyeceği kadar yemek pişirmesi gerekiyormuş. Komşu da dosdoğru hocaya gitmiş. Kapıyı çalıp hocadan kazanını istemiş. Hoca komşuyla hoşbeş ettikten sonra komşuya dönüp "Komşu, senin kazan öldü." demiş. Komşu çok şaşırmış. "Hoca etme tutma, kazan nasıl ölür? Böyle bir şey olur mu?" demiş.
Hoca da yine aynı tavırla. Kazanın doğurduğuna inanıyordun. Gözlerin parladı kazanın doğurdu dediğim zaman. Kazanı alıp gittin. Hiç sorgu sual etmedin. Kazan öldü dediğim zaman neden inanmıyorsun, niye itiraz ediyorsun demiş. Komşu bu söz üzerine hiçbir şey diyemeden hocanın evinden ayrılıp gitmiş. Masalımız da burada bitmiş. Komşu küçük kazanı aldığı için çok sevinip gitmeseydi büyük kazanından olmayacaktı. En başta yahu hoca kazan doğurmaz ki. Ver benim kazanımı da gideyim deseydi kazanıyla şimdi istediği aşı bol bol pişirirdi. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri aza tamah etmeyenlere, biri de masalı anlatana. Geyik yavrusu ve anası. Bir varmış bir yokmuş. Dünyada insanlar azken orman çokmuş. Orman çok olunca ormanda yaşayan hayvanların sayısı da çokmuş. Bundan yıllar yıllar önce uzak ormanlardan birinde bir geyik ile yavrusu ormanda mutlu mesut yaşarlarmış. Anne geyik ve yavru geyik ormanda kafalarına göre gezerler. Tazecik otlardan yer, gidip tertemiz sulardan içerlermiş. Yine böyle bir günde geyik ve yavrusu ormanda mutlu mesut karnını doyuruyormuş. Birden uzaklardan avcı köpeklerin sesi duyulmuş. Köpeklerin havlama seslerini duyan geyik başını kaldırarak sesi dinlemeye başlamış. Bu arada yavru geyik de annesini izliyormuş. İlk defa annesinin korkudan titrediğini görmüş yavru geyik. Ve annesine merakla, "Anne, sen o köpeklerden daha büyüksün. Hem onlardan daha da hızlı koşuyorsun. Ayrıca kendini koruyacak kocaman kocaman ağaç dalları gibi boynuzların var. Onlardan neden korkuyorsun ki?" demiş. Anne geyik yavru geyiğe dönmüş ve "Haklısın yavrum. Ama ne yapayım? Bu köpek havlamasını işitir işitmez içime bir korku düşüyor. Ve hemen buradan kaçmaktan başka da bir şey aklıma gelmiyor." demiş. Aslında anne geyik avcı köpeklerden değil, avcılardan korkuyormuş. Ama bunu yavrusuna söyleyememiş. Anne geyik ve yavru geyik oradan uzaklaşıp gitmişler. Avcı köpeklerin de artık sesi duyulmaz olmuş. Anne geyik de yavru geyik de korkmadan hayatlarına devam etmişler. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri korku nedir bilmeyenlere, biri de masalı anlatana. Eşeğin gölgesi masalı. Bir varmış bir yokmuş. Köyde yaşayan çokmuş. Bundan yıllar yıllar önce uzak ülkelerden birinde bir köyde yaşayan bir adam varmış. Bu adam günlerden bir gün kasabaya alışveriş yapmaya gidecekmiş. Ama hava çok sıcak olduğu için bir eşek kiralamış. Bu zamanlarda araba kiralanıyor ya. Adam da o zaman bir eşek kiralamış. Köylü kiraladığı eşeğe binmiş. Sahibi de eşeğin yanında uzun bir süre bu şekilde kasabaya doğru yürümüşler. Güneş öğle zamanı tepelerinde iyice dikilince güneşe dayanamayan köylü eşekten inmiş. Biraz dinlenmek ve serinlemek için eşeğin gölgesine çömelip beklemeye başlamış. Ne olduysa da
O zaman olmuş zaten. Eşeğin sahibi köylünün kolundan çekerek onu eşeğin gölgesinden uzaklaştırmak istemiş. Bizim köylü de "Ne oluyor arkadaş? Neden beni gölgeden çekiyorsun?" Eşeğin sahibi "Olmaz öyle şey. Eşek benim, gölge de benim." Köylü bu duruma çok sinirlenmiş. "Ne münasebet? Ben senin eşeğini yol boyunca kiralamadım mı? Parasını da vermedim mi?" demiş. Eşeğin sahibi de "Evet, ama sen sadece eşeği kiraladın. Gölgesini kiralamadın." demiş. Köylü ve eşeğin sahibi böyle birbirleriyle çekişirken eşek o arada kargaşadan yararlanıp kaçıp gözden kaybolmuş. Anlayacağınız eşek hem sahibinden hem de kendini kiralayan köylüden kurtulmuş. Öğlen sıcağında toprak yolda eşeği kiralayan köylü ve eşeğin sahibi bir başlarına kalmışlar. Ne derler? Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. En ufak bir sorunda işi tartışmaya, kavgaya dökerseniz olacağı budur. İş içinden çıkılmaz bir hal alır. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri tartışmayı uzatmayanlara, biri de masalı anlatana. Susayan tilkiler. Bundan uzun zaman önce uzak ormanların birinde beraber yaşayan, hep beraber avlanan tilkiler varmış. Yine bir gün boyu av peşinde koşmuş bu tilkiler. Ve çok susadıkları için de ırmağın kenarına toplanmışlar. Irmağın suyunun berraklığı ve yüzlerine vuran serinliği onların susuzluğunu daha da arttırmış. Ama ırmak çok coşkun akıyormuş. Yüksek tepelerdeki karların erimesinden dolayı ırmaktaki su çok çoğalmış son günlerde. Tilkilerden hiçbiri cesaret edip de su içmeye ırmağa yaklaşamamış. Susuzluktan neredeyse kıvıldayacak halleri kalmamış. Herkes birbirine cesaret vermeye çalışıyor. Fakat kimse cesaret edip de suya yaklaşamıyormuş. Bir süre sonra içlerinden birinin kabadayılığı tutmuş ve tilkilerin önüne geçip onlara şöyle bir bakmış. "Siz cesur tilki soyunun evlatları değil misiniz? Ne bu korkaklık? Beklerdim ki aranızdan bir yiğit çıkıp şu sudan içsin, bize de yol göstersin. Ama nerede? Hepiniz korkak tavuk sürüsünden başka bir şey değilsiniz." demiş. Ve kendisinin onlar gibi korkak olmadığını göstermek için suya atlamış. Nehrin akıntısı onu aldığı gibi ırmağın ortasına doğru sürüklemiş. Diğerleri de kıyıdan seslenmişler. "Bizi bırakıp da nereye gidiyorsun? Gel buraya da nereden tehlikesiz bir şekilde su içebiliriz? Bari bize onu göster." demişler. Kabadayılık taslayan tilki bakmış kendisi için kurtuluş yok. Yiğitlik gene de bende kalsın diye el sallayarak "Hele biraz durun. Şehirde bir işim var. Birini göreceğim. Dönüşte uğrar. Nereden nasıl su içeceğinizi gösteririm size." demiş. Bunu dedikten sonra da nehrin coşkun suları tilkiyi almış götürmüş. Yapamayacağın işe başlamayacaksın. Kabadayılık kimseye bir şey kazandırmaz. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kabadayılık yapmayanlara, biri de masalı anlatana. Küçük sıpa masalı. Bir varmış bir yokmuş. Herkes tilki olmasa da
Etrafta kurnaz çokmuş. Uzak ülkelerin birinde bulunan küçük bir köyde bir anne eşek ve küçük sıpası mutlu mesut yaşarmış. Anne eşek yavrusu sıpaya nelere dikkat etmesi gerektiğini her gün anlatır, onu tehlikelere karşı korumaya çalışırmış. Hayatı öğrenebilmesi için de anne eşek küçük yavrusu sıpayla beraber kırlarda gezer dolaşır. Ona neleri yemesi gerektiğini, hangi hayvanlardan çekinmesi gerektiğini, kendisine hangi hayvanların zarar verebileceğini anlatırmış. Bizim küçük sıpa da annesini büyük bir dikkatle dinler, onun söylediklerine göre yaşamaya çalışırmış. Böylece günler günler geçmiş. Bizim küçük sıpa bir gün yuvasından çıkmış, kırlarda tek başına gezmeye gitmiş. İleride çallıkların içinde bulunan kurnaz tilki de küçük sıpayı görür görmez hemen yanına gitmiş. Ve ona "Oo, bu ne güzellik, bu ne zerafet" demiş. "Bugüne kadar gördüğüm en güzel sıpa sensin" demiş. Gözlerinin güzelliğinden de bahsetmeyi unutmamış. Küçük sıpa tilkiye çok teşekkür etmiş. Onun çok kibar biri olduğunu ve ömründe ilk defa kendisi gibi biriyle karşılaştığını söylemiş. Kurnaz tilki de bizim küçük sıpaya kendisiyle birlikte ormandaki yuvasına gelirse ona iyi bir ev sahipliği yapacağını ve onu güzel bir şekilde misafir edeceğini söylemiş. Küçük sıpa tilkinin söylediğini kabul etmiş. Annesinin söylediklerini bir an olsun unutan küçük sıpa tilkiyle birlikte bir patikada yola koyulmuşlar. Sonra yolda giderken bir tavşan çalılıkların arasından çıkıp küçük sıpaya seslenmiş. "Hey dostum, sakın tilkinin yuvasına gitme. En son tilkinin yuvasına giden yavru geyik maalesef kayıplara karıştı. Haberin olsun" demiş. Küçük sıpa tavşanın söylediğini duyar duymaz hemen dört nala oradan kaçıp annesinin yanına ulaşmış. O kadar hızlı koşmuş ki yetişse yetişse bir yarış atı ancak yetişebilirmiş küçük sıpaya. Annesinin yanına döner dönmez yaşadıklarını anlatan küçük sıpa çok üzgün olduğunu belirtmiş. Annesinin öğütlerinin bir an için aklından çıkması neredeyse canına mal oluyormuş. Anne eşek de küçük sıpaya geç de olsa hatasından dönmesinin çok iyi olduğunu, bundan sonra da daha dikkatli olması gerektiğini söylemiş. Anne eşek ve küçük sıpa yuvalarında mutlu mesut yaşamışlar. Açık havalarda kırlara çıkmışlar. Bol bol eğlenmişler. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri öğütlere kulak verenlere, biri de masalı anlatana. Kurbağa ve Akrep Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Su kenarında kurbağa çokmuş. Bundan yıllar önce bir ormanın birindeki dereden karşı tarafa geçmek isteyen bir akrep varmış. Fakat akrep yüzme bilmiyormuş. Karşıya nasıl geçerim diye kara kara düşünürken sazlıkların arasından bir kurbağa çıkmış. Kurbağayı görür görmez akrep hemen kurbağaya doğru dönmüş ve ona yalvarmaya başlamış. "Kurbağa kardeş, ne olur beni sırtına al, şu suyun karşı tarafına geçiriver. Bilirsin ben yüzme bilmem" demiş. Kurbağa önce pek aldırış etmemiş. Ama akrep
durmak bilmez bir şekilde yalvarmaya devam edince, kurbağa onun yalvarmalarına daha fazla dayanamamış ve akrebi sırtına alıp suyun karşı tarafına doğru yüzmeye başlamış. Akrebe ve yılana güven olmaz derler ya. Akrep suyun ortasına doğru gelindiğinde kurbağayı iğnesiyle sokuvermiş. Kurbağanın bu durumdan dolayı çok canı yanmış ve can havliyle bağırmış. Ne yapıyorsun? İyilik edene böyle mi davranılır? Demiş. Akrep arsız bir şekilde cevap vermiş. Ne yapayım? Huyum böyle. Zehirli kuyruğumu sokmadan edemiyorum. Demiş. Bu söz üzerine kurbağa hemen suya dalıvermiş. Akrebi sırtından atmış. Su da çaresiz bir şekilde çırpanan akrebe de dönüp şöyle demiş. Sen de benim kusuruma bakma. Benim de huyum suya dalmak. Demiş. Akrep kurbağa yaptığı hatanın farkına varmış varmasına ama suyun ortasında canıyla cebelleşmekten bunu düşünecek pek de zamanı olmamış. İyilik yapana iyilik yapacaksın derler. Akrep kurbağanın yaptığı iyiliğe karşı kötü davranınca kurbağa da akrebe cevabını onu suyun ortasında bırakmakla verdi. Siz olun, iyiliğe iyilikle karşılık verin. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri iyiliğe iyilikle karşılık verenlere, biri de masalı anlatana. Kurt ile Çoban Masalı. Bundan yıllar yıllar önce uzak ormanlardan birinde yaşayan bir kurt kendini yiyecek bulmanın yollarını arıyormuş. Derken aklına bir fikir gelmiş. Bizim kurt bir tilki kadar kurnaz olmasa da kurnazlığı becerebiliyormuş. Ormanda otlayan koyunlar aklına gelmiş hemen. Ve bir plan kurup planını işletmeye başlamış. Bir gün sürünün etrafında belirivermiş. Ve sürüden ayrılan ya da çallıkların arasında tek başına otlayan koyunları bir bir toplayıp bir araya getiriyormuş. Çoban kurdu görünce önce çok korkmuş. Herhalde bizim koyunların her birini tek tek mideye indirecek demiş. Sonra bakmış ki kurt çoban köpeklerinden bile daha güzel iş yapıyor. Sürüye bir çeki düzen veriyormuş. Günlerce bu böyle devam etmiş. Çoban kendi kendine bu kurt hiç de kötü hayvana benzemiyor. Onda fırsat kollayan bir düşman hali yok. Bıraksan koyunları bekleyecek neredeyse demiş. Kurda bir güvenmiş bir güvenmiş ki sonunda koyunları kurda emanet edip kasabaya gitmiş bir gün. Bizim kurdun istediği de tam buymuş. Sürü çobansız kalınca kurt kafasına göre koyunları, kuzuları bir bir mideye indirmiş. Çoban kasabadaki işlerini bitirip akşam dönünce sürüdeki koyunların telef olduğunu görmüş. Başlamış dövünmeye. Oh olsun sana. Ne demeye kalktın da koyunları kurda teslim ettin? Demiş kendi kendine. Dövünmüş dövünmesine ama dövünmesi telef olan koyunlarını geri getirmemiş. Kurda koyun teslim edersen olacağı bu. Sizler de neyi kime emanet edeceğinizi iyi düşünün taşının. Sonra çobanın yaptığı hataya siz de düşmeyin. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri
Emaneti ehline verenlere, biri de masalı anlatana. Topallayan Eşek ve Kurt Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Ormanda hayvan çokmuş. Ama hayvanların aklını kullananı pek yokmuş. Çok eski zamanlarda ormanların birinde birçok hayvan bir arada yaşarmış. Bu ormanda eşeğin biri çayırda otluyormuş. Bakmış uzaktan bir kurt geliyor. Kaçsa kaçamayacak. Kurt mutlaka ona yetişip yakalayacak. Hemen aklına bir kurnazlık gelmiş. Başlamış topallamaya. Kurt yaklaşmış. Ne oldu sana? Niye topallıyorsun? Diye sormuş. Eşek de hiç sorma dostum. Bir çitten geçiyordum. Ayağıma diken battı. Canım öyle acıyor ki. Diye karşılık vermiş. Kurt önce pek aldırmamış. Eşeği mideye indireceğini düşündükçe ağzı sulanmış bizim kurdun. Eşek, anladım senin niyetini ama bari şu dükeni çıkar da ağzına batmasın demiş. Bunun üzerine kurt eşeğin sözüne kanmış ve gelip eşeğin arka ayağını kaldırıp dikeni aramaya başlamış. O ararken eşek tam kurdun ağzının orta yerine öyle bir tekme vurmuş ki kurt yediği tekmeyle afallamış, neredeyse bayılacak olmuş. Gözünün önünde yıldızlar uçuşmaya başlamış. Dişleri boncuk boncuk ağzına dökülmüş, yığılmış ağzında. Acı ile kıvranırken bir yandan da "Oh olsun bana, ben babamdan kasaplık öğrendim. Ne diye doktorluğa kalkışıyorum ki?" demiş. Ava giderken avlanmak diye buna derler. Aklını kullanmadan hareket edersen başına böyle şeyler gelebilir. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bu masalın da sonunu getirdik. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri aklını kullanıp öyle hareket edenlere, biri de masalı anlatana. Ahıra giren köpek masalı. Dışarıda sıcaktan bir türlü uyuyamayan köpek, sessiz ve serin bir yer aramış. Ahırın uygun olduğunu görünce de içeri girip koca öküzün yiyeceği samanın üzerine kıvrılıp yatmış. Tarladan yorgun bir şekilde eve dönen koca öküz, yiyeceği samanın üzerinde köpeğin uyuduğunu görünce şaşırıp kalmış. Allah Allah, bu da neyin nesi? Demiş. Önce uyandırmak istememiş ama gün boyunca çalışıp yorulduğu için aynı zamanda da karnı acıktığından şöyle bir şeyler yiyip otun üzerine çökerek günün yorgunluğunu çıkarmak düşüncesinde olan öküz çok beklemiş. Köpeğin bir türlü uyanmadığını gören koca öküz burnuyla köpeği iterek uyandırmaya çalışmış. Köpek uyanmadan yönünü diğer tarafa çevirip uyumaya devam etmiş. Koca öküz köpeği hızlıca itince köpek kafasını kaldırıp koca öküze hırlayarak "Burada da mı rahat yok bize?" demiş. Bunun üzerine koca öküz de "Bak, yiyeceğim samanın üzerine yatmışsın. Kalk da karnımı doyurayım." deyince köpek özür dileyeceği yerde onu ısırmaya kalkmış. Köpeğin bu çirkin hareketi üzerine koca öküz ona şöyle çıkışmış. Bana bak köpek, sen çok saygısızsın. Eğer benim yiyeceğime ortak olmak istiyorsan buyur beraber yiyelim. Ama sen hem kendin yemiyorsun hem de bana yedirmiyorsun. Bu kadar da yeter artık. Kalk git benim evimden. Yatacaksan
Kendi yerinde, kendi yuvanda yap. Hem suçlusun hem de güçlü, demiş. Koca öküzün kuvvetli boynuz darbelerinden canı yanan köpek, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış, koşarak oradan uzaklaşıp gitmiş. Başkalarına rahatsızlık veriyorsak, bundan dolayı onlardan özür dilememiz ve o davranışı hemen bırakmamız gerekir. Eğer yaptığınız yanlışta ısrar ederseniz, köpeğin yaşadıklarını siz de yaşayabilirsiniz. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri yaptığı yanlışı düzeltmesini bilenlere, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.